Gülüp yorulunca yetişirsen olacak her şeyin kolayı var öğren olma. Merhaba arkadaşım, derse hoş geldin. Bu ders sayı basamaklarının ikinci dersinde çözümleme göreceğiz. Evet çözümleme ÖSM'nin bayıldığı, sürekli sorduğu bir konu. Bu açıdan çok önemli, burada garanti bir netimiz var. Hadi bakalım, gelsin iki gözümüzün çiçeği bakalım ne yapacağız. Şimdi bugün kitaptan size kaç sayfa çözeceğim? 1- 2, 3. Bunlar benim görevim. Aynı zamanda senin görevin. Yazarak dolduracaksın. Sonra ödev testleri 2. Bir de burası 3 sayfa. 3 sayfada ödevini yaptıktan sonra hazır ve nazırsın. Tabi bunun dışında da soru çözmen lazım. Bir kitaptan çözmek yetmez arkadaşlar. Olabildiğince bol bol soru çözeceksiniz. Tamam. Hadi bismillah başlıyorum. Şimdi bu birler, bu onlar, bu yüzler, bu binler basamı artık bunu biliyoruz. Şimdi bunu çözümlerken nasıl yapacağız? Yani şu. Mesela ben sana dedim ki 46. Bu ne demektir? Bu 40 artı 6 demektir değil mi? Doğru. Peki bu 40 ne demektir? Bu 4 onlar basamanda olduğu için aslında 4 tane 10 var diye çözümlenip açılabilir mi? İçeriği bu şekilde yazılabilir mi? Evet. Bu 6 nedir? Aslında burada da şu 6 tane 1 var demektir ama çarpı 1 genelde yazılmaz. Bak birler basamanda olduğu için 1 ile çarpıldı 6. Onlar basamanda olduğu için 4 10 ile çarpıldı gördün mü? Bunu genelde yazmayız. İşte ben şu an 46'yı çözümledim. Dedim ki içinde 4 tane 10 var. 6 tane de 1 var. O 1'i yazmaya gerek yok. Biz bunu artık harflerle yapacağız. Yani diyeceğiz ki artık bana bir mesela AB sayısı verildi. AB sayısı. Dedi ki AB 2 basamaklı bir sayı. Bu birler basamanda 1 tane B var. Bu onlar basamanda. A onlar basamanda olduğu için A'dan kaç tane var diyeceksin? 10 tane var. 10A artı B diye çözeceksin. Tamam. 10A 1B. Bak 10A artı 1B. Buna bakıyorum. Yüzler basamanda A var. 100A. Onlar basamanda B var. 10B birler basamanda C var, 1C. Bak, 100A, 10B, 1 tane C. Gördün? Açtık. Bu sefer binler basamanda A var, 1000A. Yüzler 100 basamanda B var, 100B. 10C 1 de. Bu şekilde hangi basamaktaysa o sayıyla çarparak açıyoruz. Buradaki A, B, de birer rakam olmak zorunda olduğunu unutma sakın. Ha bir de şu var. Mesela ben ABC'yi şöyle de açabilirim. Diyelim bana AB lazım, C ayrı lazım. Tamam C1'ler basamanda ayırırım. AB 0 kalır. Ne demek istiyorsunuz hocam? Yani şu mesela 256. Ben bunu şöyle açabilirim. Bu 250 artı 6 diye açılmaz mı? Bunun aynısı harfli hali bu. Bu kadar. Ya da bunu 200 200 artı 56 diye açabilirim. Burada da aynısını anlatıyor. Yani sana ne lazımsa o kadarlık kısmı aç. Diğer kısmı bırakabilirsin. İstediğin gibi çözümleyebilirsin. Ha bu 256'nın normalde çözümleşi nedir? 2 tane 100 var. Artı 5 tane 10 var. Artı bir tane 6 var. Bu kadar süper. Hadi bakalım örneklerle. 2 basamaklı bir sayının rakamları yer değiştiğinde oluşan sayı ile toplamı nedir? 2 basamaklı sayı var AB. Rakamları yer değiştirir BA. Bak şu AB'yi önce çözümleyelim. Bu 10 tane A artı bir tane B'dir. Artı buraya gelelim. Bu 10 tane B artı bir tane A'dır. Şimdi gel. Toplarken şuna bakacaksın. Diyeceksin ki ya burada 10 tane A var. E bir tane de burada var. Ne yapar? 11 A. 11 A artı. Diyeceksin ki ya bir dakika burada bir tane B var. Pardon bir tane B var. Hatta dur başka renk yapayım. Bir tane B var. Burada da 10 tane B var. E bunları toplarsam ne yapar? 11 B yapar. Güzel. Bir de diyeceksin ki, ya her ikisi 11 ortak parantezine alınabilir. Al 11 ortak parantezine. Bunun katsayısı olarak A gelir. Bunun katsayısı da B gelir. Artı B. Arada şu çarpı yapıyormuş gibi oldum. Dur şu noktayı sileyim. Artı B. Böyle yapacaksın. Çünkü burada çarpma işlemi var değil mi? Güzel. Mesele buydu. İki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirildi oluşan sayının farkı. Hemen çözümlüyorum. Bu AB ne demektir? 10A artı B demektir. Bak eksi karışmasın diye bu eksi buradaki sayıların hepsine geleceği için parantez açıyorum. Grubu açıyorum. Bu ne demektir? 10B artı bir tane A demektir. Şimdi bu eksiyi içeri her ikisine dağıt. Yani... 10A artı B. Eksi hem bunun hem bunun önüne gelir. Eksi 10B eksi A. Bu arkadaşlar bazı arkadaşlarımızın yaptığı klasik hatadır. Eksiyi sadece B'nin önüne getirirsen yanarsın. Şimdi gel. 10A'dan 1A çıkar. 9 tane A. Artı B eksi 10B'den eksi 9 tane B yapar. A B'ler pardon B'ler diyorum. 9'lar ortak. 9 ortak parantezin al. Bunun katsayısı A bunun B'ye gelir. Aradaki işaret eksi. A eksi B. Bu. İşte bu şekilde yazılır. Şu an adım adım ilerleyeceğim merak etme. Sağlam sorular gelecek. 3 basamaklı bir sayının yüzler ve birler basamağındaki rakamlar yer değiştirdiğinde oluşan sayı. ABC'de yüzler ve birler basamağı yer değiştirip CBA olmuş. Gördün mü? Bu ikisi. Tamam. Hemen çözmüyorum. Bu 100A artı 10B artı bir tane C'dir. Eksi. Açıyorum parantezi. Burada 100C artı 10B artı A var. Bazısı diyor ki hocam ben 100C, 10B, A yazıp direkt bunların önüne eksi koysam olur mu? Uğraşmak istemiyorum sizin gibi diyor. Tabii ki olur yavrum niye olmasın? Olur. Hatta ben de öyle yapayım. Bu eksi içeri dağıtıyorum. Bak direkt eksi 100C, eksi 10B, eksi A diye parantezde kaldırdım. Sonra bak 100A burada var, eksi A var. Ne yapar? 99A. A, eksi 10B ile artı 10B birbirini götürdü sıfırladı. Artı C eksi 100 C. Ne yapar? Eksi 99 C. 99 ortak parantezini alırsam A eksi C kalır. A C kalır. İşte bu kadar. Süper. Zaten şuradaki buradan artı 10 B. Buradan eksi 10 B geleceği için bu ortadakiler birbirini zaten otomatik nötrleyecekler. Onu ileride daha pratik bir şekilde göreceğiz. Bir sayının yüzler basamağı 2 artarsa sayı 200 artar. Tamam. Bunu aslında bir önceki ders göstermiştim. Tekrarlamış olayım. Yüzler basamağı 2 arttırmak sayı 200 arttırmak demektir. Mesela binler basamağı 6 azalırsa sayı 6000 azalır. Bunu düşüneceksin. Diyeceksin ki binler basamağını bir azaltmak sayıyı bin azaltmak demektir. 6 azaltmak 6000 azaltmak demektir. Yüzler basamağını bir arttırmak sayıyı yüz arttırmak demektir. İki arttırmak da iki yüz arttırmak demektir. Bunlar hatırlatma bilgiler. Rakamlarının toplamının 7 katına eşit olan kaç farklı iki basamak doğal sayı yazılabilir? Şimdi gel. <laughs> Benim elimde bir iki basamak sayı var. A, B. Bu sayı Rakamları toplamının 7 katına eşit olacak. Yani 7 çarpı A artı B eşit olacak. Kaç farklı iki basamaklı A, B doğal sayısı yazılabilir? Hemen diyorum ki çözümle. <laughs> Bak bir yerde sana iki basamaklı doğal sayı işte bilmem ne kaç basamaklı tam sayı falan dediğinde sana şunu anlatmak istiyor. Çözümle. Çözümlüyorum. Bu 10A artı B'dir. 10A artı B'dir. Peki bura ne yapar? Hocam 7'yi dağıtırım. 7A artı 7B yapar. Bravo. Gel buraya. Şimdi şu 7A'yı at bu tarafa. 10A'dan çıkar. Sol tarafta 3A kaldı. Artı B'yi at buraya. 7B'nin yanına eksi B diye. 6B yapar. Her iki taraf 3'e bölünüyor. Böl 3'e. A eşittir 2B. Bak. <laughs> ben AB 2 basamaklı sayılar yazacağım. Ve ortaya çıkan özellik şu. B her ne zıkkımsa A onun 2 katı olacak. He. B1 olursa, B1 olursa A onun 2 katı olacak 2. B2 olursa A onun 2 katı olacak 4. B3 olursa 2 katı olan 6. B4 olursa 2 katı olan 8. B5 olursa 2 katı olan 10 diyebilir misin? Diyemezsin. Bu iki basamaklı bir sayı olduğu için A ve B birer rakamdır. En fazla 0'dan 9'a kadar olabilirler. A sayısı 10 olamaz yani. Böyle bir şey yok. Bitti. Zaten bunlar rakam olduğu için eksililer de olmaz. 0 da olmaz çünkü B0 seçsen, A da 0 olur. 00 sayısı iki basamaklı değildir. 0 tek basamaklıdır. E hocam ben 00 yazarsam iki basamaklı oluyor mu? Hayır. Bu bir basamaklıdır ve bu da 0'dır zaten. Güzel. 1 2 3 4. Yani cevap 1. D şıkkı cevabımız oldu arkadaşlar. 4 tane böyle AB 2 basamak sayısı yazılabilir. Hadi ısınıyoruz yavaş yavaş. Sorular güzelleşsin. Zekeri'nin okul numarası 3 basamaklı, rakamları farklı bir doğal sayıdır. Dur. Bu değil, bu. Tamam, not aldım. Tamam böyle bir sayıdır. Hemen bunu yazıyorum. A B C olsun mesela. Zeki'nin okul numarası A B C olsun. Zeki okul numarasını soran bir arkadaşına şunu söylemiştir: Okul numaramın birler basamandaki rakam ile yüzler basamandaki rakam yer değiştirirse değeri 396 artmaktadır. Bak, birler ve yüzler ailece yer değiştirdiğinde, yani C B A olduğunda bu sayının değeri 396 artmaktadır. Artan büyük sayı bu mu? Evet. Bu küçük sayımı, eski sayımı, Evet. Bunlar arasındaki fark kaç? 396. O zaman düz mantık düşünsene ya. Bu küçük olan bu büyük olan. Ulan ben küçük olana bu farkı eklersem 396'yı eklersem artık büyüğüne eşit olur. Bu. Yapacağın denklem buydu. Peki sonra ne olacak? Çözümleyeceksin. Zekin'in okul numarasını bulmak için. Burada ne var? 100A artı 10B artı C. Niye? 3 basamaklı sayı. Bu 396'yı çözümleme ha. Direkt böyle yaz. Burada ne var? 100C artı 10B artı A. A ne olacak şimdi? Bak. <laughs> A artı 10B karşıya geçti. x 15 oldu. Bir, bir 10B oldu. Birbirini nötrledik. Güzel. Bu onu şey biri bir A'yı at. 100A'dan çıkar. 99A yapar. Bu 100C'yi de A bir dakika yok. Bu tarafa değil. Öbür tarafa atayım. Sayı burada çünkü. Tamam. 396 burada kalsın. Sorry. Bu 1C'yi buraya atıyorum. 100C'den çıkarıyorum. 99C oldu. 100 a'yı karşıya atıyorum. Eksi 100 a diye. Burada bir tane de artı a var. Eksi 99 a yaptı. Güzel. Şimdi gel. 99 ortak parantezini al bakalım. C eksi a oldu. Burası ne? Bu 396. Her iki taraf 99'a bölünür. Emin ol bölünür. 99'a böl. 1. 99'a böl. Tam 4 katıdır. 4. O zaman şurayı al. 4 eşittir. C eksi a. Wow. Dur. C ile A'nın arasındaki fark 4. Zeki'nin okul numarası kaç farklı değer alır? Hatta şöyle de bir şey yapalım. C burada kalsın. A'yı at karşıya. Demek ki A ile A'nın 4 fazlası toplanınca C'yi veriyor. Güzel. C sayısı A'dan 4 büyük olacak. Buna göre Zeki'nin okul numarası kaç farklı değer alabilir? Zeki okul numarası ABC miydi arkadaşlar? Evet. C A'dan 4 büyük olacak. Mesela A'yı 1 seçtin. A'yı 0 seçemezsin. Yüzler basamağına 0 gelmez. 1 seçtin. Y'den 4 fazla olacağına göre ne olacak? 5. Fakat bak. B hakkında bir sınırlama var mı? Yok. Sadece şunu biliyoruz. Rakamları farklı. O zaman ben B yerine ne yazabilirim? 0 yazabilirim. 1 yazamam. 2 yazabilirim. 3 yazabilirim. 4 yazabilirim. 5 yazamam. Yani ben B yerine bir sürü sayı yazabilirim. Kaç? 0 yazabilirim, 2 yazabilirim, 3, 4, 5 yazamıyorum var. 6, 7, 8, 9. Ben B yerine 1 2 3 4 5 6 7, <laughs> pardon 8 8 sayı yazabilirim. A o zaman şöyle düşün yani tamam A1 C5 iken B0 olabilir 105 olabilir. B2 olabilir 125 olabilir. B3 olabilir 135 olabilir buradaki sayı. Buraya tam 8 farklı B değeri yazabiliyorum. Niye? 0, 1, 2, tık 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 8, 9. Benim elimde 10 tane rakam var değil mi? Bu 10 rakamdan buraya hepsini yazardım ama rakamları farklı olsun dediği için 1 ve 5'i yazamayacağım için buraya 8 tane Farklı rakam yazabilirim. Böylece işte 105, 125, 135, 145, 165, 175, 185, 195 gibi toplamda 8 tane sayı yazdım. Olayı anladın değil mi? 8 sayıyı da yazmıyorum. Yani buraya 8 tane yazabileceğimi biliyorum. O zaman 8 farklı sayı üretilir. Tamam. Fakat devam et. Ben A'yı biraz önce 1 seçmiştim. Maviyle yapayım daha iyi olacak. A'yı 1 seçmiştim. O yüzden bu 5 çıkmıştı. Ben ya A'yı 2 seçersem C6 olur. He A'yı 2 seçersem C6 olur. E B yerine yine 8 farklı sayı yazabilirim. Wow yine 8 farklı sayı yazabilirim. Güzel. Gel A yerine 3 yazsam 4 fazlası C 7 olur. Bu 3 olsa bu 7 olsa ben B yerine yine 8 farklı sayı yazabilirim. Mükemmel mantıkla devam ediyorum. Bunun yerine 4 yazsam bu 8 olur. 4, 8. Buraya yine 8 farklı sayı yazabilirim. Güzel. Başka? Hocam buraya bir de 5 şey. Buraya bir de 5 yazın. 4 fazlası 9. Buna 5 yazsanız C'de 9 olur. Buraya yine 8 farklı sayı yazabilirsiniz. Harika. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8, 8, 8, 8. 8. Topla 8 kere 5, 40. 40 farklı sayı yazılabilir arkadaşlar. Wow nasıl? Mantığı ama hmm, çok iyi. Tabi hepsini yazmadım. Anla işte burası 0 yazdım 206. 1 yazdım 216. 3 yazdım 236. 2 yazamam 226 olmaz rakamlar farklı diyor. O yüzden zaten aynı olan iki rakam dışındaki sekiz rakamı yazabilirim. Güzel. Çok güzeldi ya. Sağlam soruydu. Bu soruyu anladıysan olay tamamdır. Geçelim. A, B, C ve D, F, 3 basamak sayılar. Bu 3 basamak sayı gördüğünde ne yapacaksın? Çözümleyeceksin. Güzel. Bıdı bıdılar verilmiş. A, D toplama en çok kaçtı. Bak ilk gözüme 10, B artı C geldi. Niye? Neden hocam? Ya yavrum bu 10, B artı C neyin açılımıdır? B, C iki basamak sayısının açılımıdır. Demek ki BC C 35'miş. Aa otomatikman bu 3, bu 5 olacak. Yani düşünsene bir iki basamak sayı var. O 35. O zaman bu 3, bu 5 işte mecburen. E burada da bak. O E artı F var. Cık, Allah Allah. Bu E, F 2 basamak sayısının açılımı? Açılmamış hali E, F'dir. Eşittir 79. O zaman E sayısı 7, F sayısı 9. Bunları otomatik buldum. Gel şimdi yerine yaz. A artı B. Şey artı değil. ABC 3 basamak sayısı yazıyorum. A, B 3'tü. C 5'ti. Bu... A3 sayısı. Eksi D. D'yi bilmiyorum zaten. E 7. F 9. Bunları bulmuştum. Eşittir. 256. Şimdi çözümlüyorum. Bu yüzler basamanda A var. 100 A yapar. Artı. Bu zaten 35. 3 tane 10 artı 5 diye yazmana gerek yok. Direkt 35 diye yazabilirsin. Eksi. Bu nedir? 100 tane de. Bak şöyle yapıyorum. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu eksi parantez alıp bunları yazdıktan sonra eksiyi hepsine dağıttığımı düşün. Dolayısıyla buna dağıttım. Eksi yüzde 79'a dağıttım. Eksi 79 eşittir 256. Biraz önce yaptığım şeyin bak eksi koyacağım. Neyse hadi yine de yazayım. Bunu çözümlersen yüzde artı 79 ya. Bu eksiyi dağıttım. Eksi yüzde eksi 79 oldu. Onu söyleyeyim. Bu adımı hızlı yaptım yani. 79 da çözümlemiyorum. Çünkü sayısı olarak bana lazım. Şimdi burada ne yapar? 100 a eksi D. 100 a eksi D. Şu ikisinin farkı ne yapar? Eksi 79 artı 35. Aralarındaki fark kaç? <laughs> hocam 44. Bu büyük olduğu için eksisini yazıyorum. Eksi 44. Eşittir 256. At karşıya. Artı olarak topla bununla. 300 yapar. Burada ne vardı? 100 A eksi 100 D. 100 parantezini al. Alayım hocam. A eksi D yapar. Bravo. E her iki taraf 100'e bölünür. Böl 100'e 1. Böl 100'e 3. Demek ki al buraya A eksi D eşit imiş 3'e. Şimdi dur. Soru bitmedi. Diyor ki A artı D toplam en çok kaçtır? A ile D'yi maksimum seç diyor. Benim buradaki A sayım D'ye at karşıya. D'den 3 fazladır. O zaman ben A'yı bir rakam olduğu için maksimum 9 seçebilirim. D'yi de 6 seçerim. 3 artı 6 9 9. Yani A ve D'yi olabildiğince büyük seçtim. Başka seçim yöntemlerim var ama en çok kaçtır dediği için en maksimumu seçtim. Maksimum A artı D değeri nedir? 9 6 daha 15'tir. Yapıştır. 3. cevabı Edirne. <laughs> Güzel. Şöyle biraz yaslanayım ya. Belim ağrımaya başladı. Heh, <laughs> yaslanarak anlatacağım şimdi. Devam ediyorum. Şekilli şıkıllı bir soru ama şekli niye koymuşuz? Ben de anlamadım. Koymasaydık da olurdu ama neyse. X, ve YX X iki basamaklı sayılardır. Tamam hemen çözümle demektir bu. <laughs> X gram ağırlığındaki bir kabın içine Y, gram un ve Y gram kabartma tuzu eklenip tartıldığında tartının ekranında X, yazmaktadır. Yani şunu diyor x ağırlığında bir kabın içerisine yx un ekler bir de y kabartma tozu eklersem x y olur. Çözümleyelim. <laughs> Bu zaten x. Burada 10 y artı x var. Bu da zaten birler basamağı olduğu için y. Burada da 10 x artı y var. Güzel. Şimdi buradaki 2 x al karşıya at. 12'den çıkar. 8 x oldu. Bir y'yi al buraya at. Ee, pardon bu 10y. 1y da 11y var. Bu y'yi buraya attın Tekrar 10y kaldı. Eksi olarak atıyorsun çünkü. Yani aynı açacak halin yok. Her iki tarafı 2'ye böl. 5y eşittir 4x. Tamam. Şimdi bana söyler misin? X ile y nedir? Hocam sonsuz tane ihtimal var. Doğru. Normalde sonsuz tane ihtimal var. Ama yavrucuğum x, y ve yx birer iki basamak sayı olduğu için x ve y birer rakamdır. Rakam olduğu için bu eşitliği sağlayacak rakamlar sadece iki tanedir. Y karşıdaki 4 olacak. X karşıdaki 5 olacak. Böylece 5 kere 4 24 kere 5 20. Çünkü bunu sağlayacak başka rakam yok. 0'dan 9'a kadar kullanmak zorundasın. Bitti. Y ve X'i bulduk. Buna göre kabın içindeki unun ağırlığı. Un hangisiydi? YX gram un. YX o da. Yani Y4 X5 olduğu için 45. Ee, kabartma tozunun ağırlığından kaç gram fazladır? Y gram kabartma tozu diyordu. Yani 4 gram kabartma tozu. Ne kadar fazladır? Aradaki farka bakalım. 41. Abi o ne kadar basitmiş. D şıkkı. <laughs> 4'ü de D yaptık. Olayı bitirdik. Basitti ya. Bunda bir numara yoktu. Sadece şurada doğru sayıları seçecektin. O kadar. Geç. K, M, 6 ve 5, 2, M, 3 basamaklı. Ha 3 basamaklı ne yaptı? Çözümle. km 2 basamak sayılar ve M, 0'dan farklı bir rakam olmak üzere. Sıfırdan farklı olduğunu aklımıza yazıyoruz. Şunu vermiş. K artı m kaçtır? Hemen çözümle. Bak 100 k artı 10 tane m artı 6 eksi 10 tane k hadi ortak şey paranteze yazayım da artı m. Çünkü bu eksiyi sonra dağıtacağım. Daha iyi anlayacaksınız. Burası ne yapar? Bak 520 artı m'dir bu. 520 artı m. Boşuna 5 çarpı 100 artı 2 çarpı 10 diye yazmanıza gerek yok. Zaten onlar 520 yapıyor. Belli. Şimdi şu eksiyi dağıt. Eksi 10 k. Hemen direkt dağıtıyorum. Eksi -10k eksi -m yapar. Bir daha işlemle uğraşmak istemiyorum. Şimdi 100k 10k çıkarsa ne yapar? 90k. 10m 1m çıkarsa a şu 10m 1m çıkarsa ne yapar? 9m. Şu m'yi de buraya eksi diye attın. Bu ikisi 9m yaptı. Bir eksi -m geldi ne yaptı? 8m. 8m. Hatta bu 6'yı da karşıya attım. 500 20'den çıkardım. 514 yaptı. Güzel. 90K artı 8M eşittir 514. Bunu sağlayacak normalde bir sürü sayı var. Ama bu üç basamaklı bir sayı olduğu için K ve M birer rakamdır. Yani sadece 0, 1, 2, 3, tık 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 8, 9. Bunları kullanarak şu eşitliği sağlayacaksın. Ve bunu da sağlayan sadece bir tane durum var. Başka yok. Şimdi ben şunlardan 514'e yükselmeye çalışıyorum. Bak K'yı tabii ki biraz büyük seçiyorum. Rakam seçeceğim ya. 9 seçsem çok büyük olur. 810 yapar. 8, 7, 6 seçsem 540 yapar. Bundan fazla oluyor. 5 seçiyorum. Bak kafamda onları denedim. Olmadığını anladım. 5 seçince 5 ile 90 çarp ne yapar? Burası 450. Peki ben 450 ile neyi toplarsam 514'e ulaşabilirim. Ne kaldı? 64. Burayı 64 yapmak için şurayı 64 yapmak için M yerine kaç vermeli? 8 kere 8 64. Süper. Bak. Bunu 5 seç. Burası 450 yapar. 8 seç. Burası 64 yapar. Topladığında 514'ü verir. Başka da şu rakamları kullanarak bu eşitliği sağlayacak şeyler yok. Sadece ve sadece bunlar. Bunları nasıl buluyorsun? Deneyerek. He hocam ben bunu 4 deneyeceğim. Ya 4 dene. Burası 360 yapar. 360'a ekleyerek 514 yapman için burayı çok büyük çıkarman lazım. M'yi 10'dan büyük bir değer seçmen lazım. Seçemezsin. Sınırım var. O yüzden mesela 4, 3 olmuyor. İşte 6 niye olmuyor? 6 seçersen de burası zaten tek başına 540 yapar. Bundan fazla olur. Yine olmuyor. Mecbur bir tek 5 var. M'yi de zaten rakam seçeceksin. Hani bunu büyük seçersen M negatif çıkar. Olmaz. Bu rakamları sağlayan tek durum budur arkadaşlar. K artı M nedir? 5 artı 8, 13 nerede? Yapıştır. Çok güzel. Hadi devam. Ha bu arada ÖSM böyle tek durumların oluşabildiği durumlarla ilgili de çok soru sormayı sever. Buradaki soruyu deneyerek bulsun ister çocuk. Bunu bilin. Çıkmış soru. Wow. Bakalım ÖSYM bize ne sormuş? Diyor ki ABC B, C, sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere. Güzel. Sıfırdan farklı, birbirinden farklı. İki basamaklı AB B doğal sayısı ile iki basamaklı BC C doğal sayısının toplamı iki basamaklı CA A doğal sayısının bir eksiğine eşittir. Tamam diyor ki A, B artı B, C eşittir. C, A artı C eksi bir. Bir eksiğine eşittir. Buna göre bu koşulu sağlayan ABC B, C, rakamlarıyla yazılabilecek kaç farklı 3 basamaklı ABC doğal sayısı vardır? Şurayı hemen çözümle. 10 tane A, 10 A artı bir tane B artı burada 10 B bir tane C var. 10 B artı bir tane C var. Eşittir. Burayı çözümle. 10 C artı bir tane A eksi 1. Bir. Birbirine benzeyenleri aynı tarafa at. A'yı bu tarafa at. 9 A kalır. Artı burada ne var? 11 B var. 11 B var. Ee, şu C'yi de karşıya at. 9C yapar. Eksi 1. Bir dakika. Ee, artı A'yı attım. 9 he Şunlar birbirine daha çok benziyor. Dur. Eksi 1'i buraya artı 1 diye at. 11B artı 1. Bu 9A'yı buraya at. 9C eksi 9A yap. Niye? Çünkü amacım çarpmaya çevirmek. Burada 9 ortak parantezini alabilirim. Olabildiğince denklemleri çarpılmış hale çevirin. Gel buraya. Şimdi şurada ne var? 11B artı 1. Burada ne var? 9 parantezin alırsan C eksi A var. Şimdi daha kolay yorum yapabilirim. Neden? Bak şimdi. Burada öyle bir B değeri seçeceğim ki 11 ile çarpıp 1 ekleyince 9'un katı çıkması gerekiyor. Ne olabilir? Bu arada ABC sıfırdan ve birbirinden farklı. Bunu da aklıma yazıyorum. O yüzden sıfır yazamam. 1 yazıyorum. 1 kere 11, 11. 1 ekle 12. 12, 9'un katı mıdır? 9 çarpı Buradaki bir şey 12 verir mi? Vermez. Sil. 2 yazıyorum. 2 kere 11 22. 1 ekle 23. 9'un katı değil. 3 ek 3 ile çarp. 33. 1 ekle 34. 9'un katı değil. 4 ile çarp. 4 ile 11 çarp 44. 1 ekle 45. Aha 45 9'un katı. Çünkü B yerine 4 yazdığımız zaman sol taraf 45 çıkırsa sağ tarafında 45 çıkması için 9 kere 5 yapmalıyım. C eksi A 5 yapabilir. Güzel. Bunu al. Şimdi 5 olur mu? 5 ile 11 çarp 55. 1 56 9'un katı değil. 6 ile çarp 66 1 ekle 67 9'un katı değil. 7 ile çarp 77 1 ekle 78 9'un katı değil. 8 ile çarp 88 1 ekle 89 9'un katı değil. 9 yaz 99 1 ekle 100 o da 9'un katı değil. 9 da olmuyor. Zaten B yerine 10 yazamazsın. 11 yazamazsın. Niye? Bunlar birbirinden farklı ve sıfırdan farklı birer rakam. Rakamlar sıfırdan 9'a kadar. Daha deneyemem. 9'dan sonra bitti. Demek ki tek bir durum var. B yerine 4 yazmak. C eksi A yerine de 5 yazmak. Kaç farklı ABC doğal sayısı yazılabilir diyor. Bak gel yazıyorum. A, B, C. Şimdi kesin bilgi yayalım. Nedir? B 4'tür. Tamam B 4'tür. C ile A arasındaki fark 5. Yani C eksi A eşittir 5. Bu A'yı karşıya at. C dediğim şey A'dan 5 fazla. Mesela A'yı 1 seçtin. Olabilir. 0 seçemem. 0'dan farklı. C ondan 5 fazla olacağı için 6 olur. A2 seçtim. C5 fazla olacağı için 7 olur. B hep 4 zaten. A3 seçtim. 5 fazlası 8 olur. A4 seçtim. 5 fazlası 9 olur. C, B hep 4. Dikkat et. 1, 2, 3, 4 tanedir dersen cevabı 4 diye işaretlersen yanarsın. Yavrum birbirinden farklı diyordu rakamlar. Bak 4, 4 aynı seçtim. Bunu almayacaksın. A ve B burada şans eseri aynı çıktı. Almayacaksın yazılabilecek 1, 2, 3 tane sayı var. Yapıştır şıkkını. Bak demek ki ÖSYM ne yapıyormuş? Buradaki önemli bilgiyi, kılavuz bilgiyi getirip burada kullanmanı istiyor. Bunu görmezsen, burayı kaçırırsan burada yanlış yaparsın, 4'e gidersin. A şıklara da 4'ü koymamış. Lan ne kadar yumuşak e, kalpliymiş ÖSYM. Valla ben olsam direkt şuraya 4'ü koyardım. Sazan gibi sizi oraya çekerdim. Neyse ÖSYM burada yumuşaklık yapmış. Ama neyse diyelim 4 buldun. Kafan karışır. Acaba 3 mü 5 miye gidersin? Anla. Bu kılavuz bilgi önemli. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok da zor değildi bence. Güzeldi ama şu hale getirip deneyeceksin. Bu hale getirmeden aslında bir şey söyleyeyim mi? Yok ya seçiciymiş. Çok da kolay değilmiş yani. Orta ve üstü bir soru. Orta, ortanın bir tık üstü. Öyle söyleyeyim. Güzel bir algılama sorusu. Rx verirsem bu şu anlama gelir diyor. Rakamları sıfırdan farklı. X doğal sayısının rakamları toplamına eşittir. He, X sayısının rakamları toplamına eşit oluyormuş R açılımı. O zaman bir x sayısı seçiyorum. Bunun rakamları toplamı 60 olduğuna göre x'in basamak sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Yani sana şöyle söyleyeyim mesela. Ee, bir tane sayı ile örnek vereyim. Mesela R 25 dersem bu ne demek? Buradaki x sayısı 25'tir. x doğal sayısının rakamları toplamıdır. Bunun cevabı 7 olur. Buradaki sayının rakamları toplarsın. Sana sonuç olarak onu verir. Burada da x sayısını öyle bir sayı seçmiş ki rakamlarını topluyorsun 60 çıkıyor. Üf bayağı. Buna göre x'in alabileceği kaç farklı değer var? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu x'in basamak sayısını olabildiğince büyük yapmaya çalışıyorum. O zaman x'in nasıl bir sayı seçerim? Tabii ki rakamlarını birlerden oluştururum. Birlerden oluştururum ve bunların toplamı 60 yapacağına göre 60 tane birden oluştururum. Bak burada 60 tane 60 tane 1 olursa sayı inanılmaz uzun olur. Çok büyük olur ve rakamları toplarsan da 60 tane 1 60 yapar. Bunu sağlar. Güzel. O zaman en büyük x'in basamak sayısı en çok olan x'in basamak sayısı 60 basamaklı olabilir. Max değeri 60 basamak. 60 basamak. 60 basamak. Tamam. Gelelim bir de minimum değerine, en küçük değerine. Şimdi en küçük değer için rakamları toplamı hızla 60'a ulaşsın diye ben x'i şöyle de seçebilirim. 9'larla oluşuyor olarak seçebilirim. Niye? Hızlı bir şekilde 9 18 27 60'a hızlı gelirim. Hatta direkt yazayım ya. 9 9 9 9. Kaç tane 9 yapayım? Eee bir kere 6 tane 7 tane yapsam 7 kere 9 ne yapar? 63. Bunu aşar. 1 2 3 4 5 6 tane yazıyorum. 6 tane 9 ne yapar? 54. Rakamlar toplamı şu an 54. Rakamlar toplamı 60 yapsın diye bir tane de 6 ekliyorum. Hah, bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 9, 54 yapar. Bir de bu 6'yı eklersen 54'e 60 yapar. Rakamlar toplamı yine 60 oldu. X sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı da olabilir. Minimumda 7 basamaklı olur. X'in basamak sayısını alabilecek kaç farklı değer vardır? En fazla 60'tır. Ama 59 basamaklı da olabilir, 58 de olabilir. Böyle küçülebilir. Çünkü bunlardan bir tanesini 2 yaparsan, tamam mı? bir basamak küçültebilirsin. Çünkü iki yaptığından çok daha hızlı atmışa ulaşırsın. Bir basamak eksilir. Böyle 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 en az da 7 basamaklı olabilir. Peki. Burada kaç tane sayı var? Şurada kaç tane sayı var? 7'den 60'a kadar. 60'tan 7 çıkarma yavrum. Senin çıkardıkların burada. 60'tan 6'yı çıkaracaksın. Sen buraya almadın. Ne yapar? 54. Burası 54 basamak. İçe i̇şte 54 farklı durum var. En küçüğüyle en büyüğü arasında Bunlar da dahil. Sınırlar dahil olmak üzere. 54 sayı var. 7 burs oldu. Güzel. Gelsin sıradaki. 8. Arkadaşlar bunun benzeri çıktı. Çıkan sorunun benzerini yaptım. Ali bahçesine ektiği ağacın boyunu ikişer yıl arayla ölçüyor ve aşağıdaki şekilde not alıyor. Tamam. Burada 27 santim fark var. Burada 50 santim. ABC sıfırdan farklı rakamlar. Bu önemli. Sıfırdan farklı rakamlar. Bıdı 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 da 3 basamak doğal sayılar olduğuna göre A, toplamı kaçtır? Ya şöyle yapalım. Şu ikisinin farkını alalım. Büyük olan 200 CB'den 200 CB'den çıkartırsam alttaki 2 200 BC'yi bu fark 27 olacak. Doğru mu? 27. Zaten şöyle düşün. Bunu çözümlediğinde bu 200 yapar. 200 artı 10 C artı bir tane B. Burası ne yapar? Yine 200 yapar. Eksiği hemen koyuyorum. 10B yapar. Eksiği hemen koyuyorum. 1C yapar. Eksiği hemen koyuyorum. Eşittir 27. Bak buradaki eksi 200 artı 200 zaten birbirini götürür. Sıkıntı yok. 10C'den 1C çıkarıyorum. 9C. Eksi. Eksi 10B'den artı 10B'yi toplarsam eksi 9B yapar. Tamam. Eşittir 27. Harika. Anladın değil mi? Buradan eksi 9B geldi. 9 ortak parantezini alıyorum. Olayı bence gördün artık sen. 27'e iki 9'a bölüyorum. C eksi B'nin 3 olduğunu anladım. Bunu not al. Şimdi. Gelelim şu ikisinin farkına. 2AB 2AB eksi 2CB yapıyorum. Ve bu sefer fark 50. Hemen çözümlüyorum. Burası ne yapar? 200 artı 10A artı B. Bu ne yapar? 200. Öndeki eksiği hemen koyuyorum. Eksi 200. Bu ne yapar? 10C. Eksiği hemen koyuyorum. 10C. Bu ne yapar? Bir tane B. Eksiği hemen koyuyorum. B eşittir 50. Zaten bunlar otomatik birbirini götürdü. Ee, e götürdü. Onu, ha, bu artı b eksi b birbirini götürdü ona eksi 10c kaldı 10 ortak parantezin alırsam da a eksi c olur o da eşittir sağ tarafta 50 var böl 10'a burası 5 yaptı yani a eksi c de 5'tir a eksi c de 5'tir bu da ikinci kesin bilgi abc toplamı kaçtır bak bunu sağlayan böyle bir sürü seçenek olamaz abc 3 basamak sayının içinde oldukları için birer rakamdır bunu sağlayan tek rakam ne şu B'yi karşıya at. C dediğim şey B artı 3'tür. Eksi C ile karşıya at. A dediğim şey de C artı 5'tir. Bak. A C'ye bağlı. C B'ye bağlı. O zaman B'ye değer vererek başlıyorum. Sıfırdan farklı olduğu için mecbur 1 ile başlıyorum. 1 verirsem. 1 artı 3 4. C 4 yapar. C'nin 4 yapması 4 artı 5'ten A'yı 9 yapar. Buldum. A B C'yi buldum. A 9. C 4. B 1'de. Diyeceksin ki hocam belki B'nin 2 değeri de sağlıyor. Bakalım yavrum hemen. B yerine 2 yaz. 2 artı 3 5 yapar. Bu sefer C'yi 5 bulursun. C 5 yaparsan 5 artı 5 10. Bak A'yı 10 bulursun. A bir rakam 10 olamaz. Dolayısıyla bunu seçersen A rakamlıktan çıkıyor 10 oluyor. O yüzden bu mavi kısmı alamıyorum. Tek bir durum var. Başka da yok. Toplamlar ne yapar? 14. Yapıştır C şıkkına. 8. cevabında C bulduk. Tamam. Buna benzer bir soru da sordu yani ÖSYM. E. Gelelim buraya. Yaşları iki basamaklı sayı olan olan iki kardeş yaşlarını bir kağıda önce küçük şey önce büyük olanın yaşı sonra sağına küçük olanın yaşı olacak şekilde yazarak dört basamaklı sayı elde ediyor. Şimdi büyüğünün yaşı AB olsun. Küçüğünün yaşı da CD olsun. Önce AB'yi yazıyormuş. Sonra CD'yi yazıyormuş. Dört basamaklı bir sayı elde ediyormuş. Tamam. Elde ettikleri bu sayılardan yaşları toplamını çıkardıklarında çıkarıyorum yaşları toplamını AB ile CD'nin toplamını çıkarıyorum. 2772 sayısını buluyorlar. 2772 güzel. Aslında normalde soru şöyle çözülür. Soruyu bir kere baştan okursun. Sonra benim gibi parça parça okuyarak çözersin. Ben biraz hızlı yapıyorum. buraya takılma. Şimdi bak çözümleyelim. Şöyle çözümleyelim mi? Burası 1000 A yapar. 1000 tane A artı 100 tane B artı 10 tane C artı 1 tane D. Bak hızlı olacağım. Buradan 10 A gelir değil mi? 1 B gelir. 10C gelir 1D gelir. Önüne hemen eksi koyuyorum. Eksi 10A eksi B 10C eksi 10C bir tane D gelir. Önüne eksi hemen koyuyorum. Eksi D eşittir. 2772 Şimdi şu 1000A'dan bu 10A'yı çıkarsam 990A yapar. Başka hocam efendim 100B var. Ee, 100B var. Evet. Bir tane B çıkarırsanız 99 tane B kalır. 99 B. Güzel. Başka. A hocam artı 10 eksi 10 C. Bunlar birbirini sıfır yapar. A artı D eksi D. Bunlar birbirini sıfır yapar. Oh be. Bir karmaşa vardı biraz önce ama düzeldi. Eşittir 2772. Burada 99 ortak parantezini alacaksın. Alırsan buradan 10 tane A gelir. 10'a 99'a çarp 990 yapar. O yüzden artı bir tane B gelir. Eşittir 2772. İnşallah bölünüyordur. Ya bu 100 olsa e, 2, 2800 e yakın 28 Tam Tamam buldum. 99'a böl 1, 99'a böl 28. İnanmıyorsan böl. Çıkacak yani 28. O zaman 10A artı B eşittir 28. Zaten hocam 10A artı B neyin çözümlenmiş hali diyeceksin? A, 2 basamaklı sayısının. Bu da 28 ise mecbur A2, B8. Ya da hocam 10A artı B 28 yapacak şekilde rakam seçerek nasıl bunu sağlayabilirim? Ancak şöyle. A yerine 2 seçerim. 2 kere 10, 20. Bunu da 8 seçelim, 28. yani tek bir ihtimal var. Başka da yok. A'yı 1 seçsem 10 yapar. B'ye 18 kalır. B 18 rakam değil. A'yı zaten 3 seçtiğinden 30 olur. B negatif olamaz. Değil mi? Bir kere sonuç 28 falan. Şimdi A, B'yi buldum. 28. A, B 28'dir. Eyvallah. Peki A, B 28 olduğuna göre C, D ondan küçük olacak mı? Evet. Buna göre küçük olanın yaşının alabileceği kaç farklı tam değeri vardır? CD'nin kaç farklı değeri var? C 28'den küçük olacak. Ne olabilir? 27. 26. 25. Düş düş düş. En son nereye geleceksin? 3 2 1 0 mu diyeceksin? Hayır. Bunların yaşları <laughs> nerede o? Hmm. Yaşları iki basamaklı. Heh, küçük olanın da yaşı iki basamaklı olduğu için en az 10'a ineceksin. 9 olmaz. Demek ki küçük olanın yaşının alabileceği değerler bunlar. Peki burada kaç tane sayı var? Bak 27'den 10'u çıkarma. Onu alıyorsun. Almadığın ne? 9. Buradan sonrasını almıyorsun. 27'den 9 çıkar. 18. Burada 18 tane sayı var. Heh. Yapıştır. Küçük olanın CD'nin yaş grubu, yaşı bunlardan herhangi biri olabilir. 18 farklı sayı vardır. Bir saniye. Ekranda bir şey belirdi. Şunu kaldırayım. Okey miyiz? Okeyiz okay hocam. O zaman tikimizi atıyoruz ve geçiyoruz. Yine bir çıkmış soru. 2023'te bakalım ÖSYM bize ne sormuş. Aras elindeki bilyelerin tamamını üçerli gruplara ayırdığında iki basamaklı AB doğal sayısı kadar. Sekizerli gruplara ayırdığında ise iki basamaklı BA doğal sayısı kadar grup elde ediliyor. Şimdi üçerli gruplara ayırıyorsun. Üçerli. Tamam mı? Pardon bu bilgi miydi? Üçerli gruplara ayırıyorsun. Böyle bir, iki, tık tık derken AB tane grup var elinde. Şimdi grup sayısını 3 ile çarparsan toplam bilye sayısına ulaşırsın. Toplam bilye sayısının 3 çarpı AB'dir. AB 2 basamak bir sayı. E toplam bilye sayısına buradan da ulaşabilirim. 8'erli gruplara ayırdığımda BA grup oluşuyor. O zaman 8 çarpı BA bilye, her bir gruptaki bilye sayısıyla grup sayısını çarparsam yine toplam bilye sayısına ulaşırım. Toplam bilye sayısı birbirine eşit. Heh. çözümle bu 10A artı B'dir. 3 ile çarparsan 10A'yı 30A artı bu 1B'ydi ya 3 ile çarptın 3B yaptı. Burası 10B artı A'dır. 10B'yi 8 ile çarp 80B. Tabii ki bu 10B artı A ya. A'yı da 8 ile çarpıyorsun. 8A. Bak bir tanesini ayrıntılı açayım. Bu aslında şöyle yapılacaktı. 10A artı B yapılacaktı. Bu hem buna hem buna dağılıyor. Burada da aynı şey olacak. Oraları uzatmadım artık. Yani biraz artık anlıyorsunuz diye düşündüm. Şimdi gel. 8A'yı at. 22A. 3B'yi at bu tarafa. 77B. Hemen diyeceksin ki hocam burada her ikisi de 11'e bölünür. 11'e böl 2A, 11'e böl 7B. Şimdi bunu sağlayan tek bir durum var. Niye? A ve B birer rakam. Bak normalde A yerine 70, B yerine 20 yazsam ye da sağlar. Ama bunlar iki basamaklı olduğu için bunlar rakam 0'dan 9'a kadar kullanacaksın. Tek yol bu. Tek yol. Bir dakika renk değiştireyim. A'nın 7 olması, B'nin 2 olmasıdır. 2 kere 7 14, 7 kere 2 14. Bu kadar. AB'yi buldum. <laughs> Ama soru bitmedi. Buna göre Aras elindeki bilyelerin tamamını yeni bir grupta eşit sayıda bilye olacak şekilde gruplar ayırırsa elde ettiği gruptaki bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 7 B) 2 Gel buraya yaz. Bu toplam bilye sayısı değil miydi? 3 çarpı A A 7 B 2. 3 çarpı 72 yani. Ne yapar? E, 216 tane tane bilye var elinde toplamda. Bu kadar bilyesi var. Şimdi bunu gruplara ayıracak Grup sayısı hangisi olabilir? Şimdi bunu 216'yı bir sayıya bölerek grup bulacaksın. Bu bulduğun grup 40 olabilir mi? Olamaz. Bir gruba kaç tane e, bilye koyarsan böldüğünde 40 tane grup oluşur? Olamaz. Tamam. Bu grubu, bu bilye sayısını kaçlı gruplara ayırırsan 48 grup oluşur? Olmaz. Zaten e, çünkü 48, 216, 48'in katı değil. Ama 54 tane grup olabilir. Niye biliyor musun? 216'yı 4'e böl. Her grupta 4 biliyorsun. Sonuç ne yapar? 54 tane tane grup oluşur. Grup sayısını soruyoruz değil mi? Elde ettiği grup sayısı aşağıda. Açarak... Grup sayısı 54 olabilir. Çünkü 216 bileği 4'lü 4'lü gruplarsan 54 tane grup oluşur. Kontrol ettim. Evet doğru. Bir sıkıntı yok. 10 Ceyhan diyor ve son soruya geçiyorum. Tamamen bir metinli hikaye sorusu. Soruyu okuyacağım. Uzun görünüyor ama basit. Bir bankadaki sıramatik sistemi ardışık pozitif tam sayıları sıra numarası olarak vermektedir. Tamam. Birer birer ilerleyerek veriyor. Aynı gün içinde bu bankaya gelen Azra, Burak ve Cenk'ten Azra'nın aldığı sıra numarası 3 basamaklı ABC sayısı. Dur. Azra, Burak, Cenk. Tamam. Bunun aldığı ABC 3 basamaklı sayısı. Ee, daha sonra gelen Burak'ın aldığı sıra numarası 3 basamaklı BAC sayısı. BAC. Sonra gelen en son gelen Cenk'in aldığı sıra numarası da 3 basamaklı CAB sayısı. Bu son geldiği için bunun aldığı sıra numarası bundan büyük. Bunun de bundan büyük. İlk alan iki daha küçük. Süper. Azra ile Burak arasında 179 kişi. Burak ve Cenk arasında 89 kişi olduğuna göre. Şimdi bankaya en az kaç kişi gelmiştir? Şimdi arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Birinci ve beşinci arasında kaç kişi vardır? 1 2 3 4 3'e 3. Sakın 5'ten 1'i çıkarıp 4 tane deme. Bak az kalsın ben diyordum. 1. ve 5. arasında 3 kişi vardır. 4 kişi yoktur. Hatta şöyle düşün. 5 6 7 8 diyelim. Mesela 8. ile 3. arasında kaç kişi var? 8'den 3'ü çıkarıp 5 deme mi? 1 2 3 4. 4 tane vardır. Yani aradaki farkın 1 eksiği kadar. 8'den 3 çıkardım 5. 1 eksiği kadar arada insan vardır. 4. Dolayısıyla Azra ile Burak arasındaki 180 179 kişi var ya bunlar arasında 179 di, direkt 179 kişi var. Demek ki bununla bunun arasındaki asıl fark 179'dan bir büyük olan 180'dir. Bunlar arasındaki fark 180 ki aralarında bir eksi olan 179 kişi var. Buradaki gibi. 8 ile 3 arasındaki fark 5 ama bir eksiği olan 4 kişi vardır arada. Heh. Burada da Aralarındaki B ile A arasındaki yani şu sayı şu sayı arasındaki fark 180 olacak ki bir eksi olan 179 kişi olsun arasında. Güzel. Demek ki bu sayı ile bu sayı arasındaki fark 180. Diğerinde de aynı mantık var. Bu sayı ile bu sayı arasında 98 kişi olduğuna göre demek ki bu sayı bu sayı arasında bunun bir fazla olan 99 var. Yani bu sayı C sayısından C sayısından kastım bu. Bu sayıdan bu sayı çıkarırsan 99 çıkmalı. Aradaki Fark 99 ki bir eksi olan 98 kişi var arada. Şu örnekten bunu anlatmak istedim. Zaten bütün mesele buradan 180 buradan da 99'a gitmekti. Bütün mesele buydu. Şimdi gel. <laughs> Bundan bunu çıkarıyorum. Yani B, A, C'den A, çıkarıyorum ve diyorum ki bu fark 180'dir. Hemen yapalım. 100B. Hızlı yapayım mı bunu? Bak nasıl çözümlüyorum. Buradan 100B gelir. Buradan eksi 10B gelir. Doğru mu? 100B sonuçta. Buradan da çıkaracak 10B var. Buradan 90B kalır. Bak. Buradan eksi 100A gelir. Burada da 10A var. Eksi 100A artı 10A. Ne yapar? Eksi 90A gelir. Süper. Buradan 1C gelir. Buradan da eksi 1C gelir. Onlar da birbirini yok eder. Direkt eşittir 180. <laughs> Pardon. Bu artık öğretmen pratiği. Sen istersen komple açabilirsin. Çünkü son soruya geldim. Artık pratik yapayım. 90 ortak parantezini al. B eksi A olur. Eşittir. 180. 90'a böl. B eksi A'yı ne bulacaksın? 2. Tamam. B eksi A 2. Hatta başka bir yere yazayım. Dur. B eksi A 2. Şuraya yazayım. B eksi A eşittir 2. Şimdi gel diğerine. Bu ikisi arasındaki fark 99. Yani C -A -B'den büyük olan bu küçük olan B -A çıkarıyorum. Ve diyorum ki sonuç 99. Bak yine pratik yapıyorum. Hızlı yapıyorum. 100 C var. Bu çıkan kısımda 1C var. Çıkarırsam ne yapar? 99C. Bak burada artı 10A var. Buradan eksi 10A gelecek. Onlar birbirini götürecek. 1B var. Eksi 100B var. Eksi 99B gelir. Bak istersen açabilirsin. Sen aç yani. Eşittir 99. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Pardon. Şurada ben neden ee, küçük ABC ile giderken burada birden büyük ABC'ye geçmişim. Harfleri birden büyük seçmişim. Bunlar küçük A. Küçük B. Küçük A. Heh. Tamam. Gel buraya tekrardan. 99 ortak parantezini al. C eksi B yap eşittir. 99. 99'a böl. C eksi B'de 1 çıkar. C eksi B'de 1 çıkacak. Bugün banka içerisinde en az kaç kişi var? Yani en, en son bankaya gelen kişiler bunlar. C, A, B'yi oldukça küçük seç. Tamam nasıl küçük seçebilirim? Şuraya gel. Şuradaki B sayısı A'yı karşıyat A artı 2'dir. O zaman burada da C sayısı pardon burada da B sayısı C'yi karşıyat C artı 1'dir. En son bulduğum sonuçlar şunlar. A'ya en küçük değeri vererek başlıyorum. 1 veriyorum. 1 artı 2, 3 yapar. Bir dakika A'ya 0 verebilir miydim? Veremem. A burada yüzler basamağına gelmiş. Görüyor musun? Burada. O zaman veremem. Tamam. A'ya 1 verdim. 1 artı 2, B 3 olur. B'ye 3 verirsem C ne yapar? 2 artı 1, 3 yapar. Tamam. Demek ki o zaman A, B, C şey, C, A, B sayısı en son gelen sıralaması bir C, A, B. C, 2, B, 3, B, 3, A neydi? 1. En az 210 kişi gelmiş. Yapıştır B şıkkını. 11. Pardon. Bir dakika. Bir şey yanlış yaptım sanki. A'yı 1 seçersen B 3 oluyor. C. <laughs> bir dakika. 180. B eksi A 2. Ee, C eksi B. Ee, bir dakika. C A B veya Bir şey yanlış mı yaptım? C eksi B 1 oluyor. Heh, ya <laughs> buldum. C eksi B 1 oluyor. Ben B eksi C yazmışım ya. Allah'ım yapayım C eksi B diyeceğim. B eksi. Dolayısıyla C bu B'yi karşıya at. B'yi karşıya at. Pardon arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. C sayısı B artı 1 olur. Heh. Gel. Şimdi buradan tekrar başlıyoruz. Tekrar başlıyoruz. A'ya 1 ver. B 3 olur. B3 olursa 3 artı 1'den C4 olur. Heh. Şimdi gel. C4. A1 B3. 413. Yapıştır D şıkkını. Oh be. Ya biliyorum bir yerde bir gariplik var. Cevap bu değil de çünkü cevabı bile hatırlıyorum ben. Ondan sonra dedim bu olmamalı. Bir yerde yanlış yapıyorum. Hemen fark ettim. Buradaki C eksi B'yi buraya yanlış Neyse. Olayı çözdük. Sistemi hallettik arkadaşlar. Güzel. Bundan sonra yeni derse geçeceğiz. Tabii ki yeni derse geçmeden önce sizden neler istiyorum arkadaşlar? Dersteki soruları yazarak benimle takip ettiniz, ödev soruları çözün. Sonra başka kaynaklardan kolaydan zora doğru soru çözün. Bak lütfen önce bir konuyu iyice öğrenmek için bol bol kolay soru çözün. Kolayı küçümsemeyin. Kolayı böyle hmm, kolay sorumu çözeceğim. La arkadaş önce bir sürü kolay soru çöz. Artık ortalar bile sana kolay gelecek. Zorları da artık çözeceksin. Çünkü sen olayın ana mantığını anlayacaksın. Bir sürü soru çeşidi göreceksin. Kolay sorudan sonra artık kolay soru doyduğunda hissedersin zaten. Ben konuyu öğrendim, kavradım dersin. Sonra zaten ortaya zoru çözeceksin. O yüzden kolay, orta, zor sıralamasıyla bol bol soru çözün. Tamam. Bir sonraki ders görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hazırsan başlayalım. Şart böl, topla kolayca sayıları hükmediyor şen olacak. Trigonometri, polinomlar mantık, matematikte bir uçtan bir uçak. Ben sonra şov yapacağım size. Dert değil konuları düşünme sen, ayırmadan gözünü izleyip öğren. Anlatıyor senin için durmadan, matematik artık güvenli bölgen. Sıkılıp yorulunca yetişir şen olacak. Her şeyin kolayı öğren onlar. Kalemli kağıdı Düşürüm ellerimden öğretir konuyu çok kolayca Sıkılıp yorulunca yetişir şenolojiler için kolay yuvar öğren Sıkılıp yorulunca yetişir şenolojiler için kolay yuvar öğren